Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun men sizlarga o'simliklarning oziqlanishi va o'g'itlar fanidan o'g'itlarni aralashtirish tartibi haqida tushuncha bermoqchiman. Hurmatli talabalar, o'g'itlarni quruq holda aralashtirish, quruq aralashma o'g'it olishning ikki xil yo'llari, o'g'itlarni aralashtirish bosqichlari qaysi o'g'itni qaysi o'g'it bilan aralashtirishga bo'ladi? Qaysi o'g'itlarni o'sha dalaga qo'llanishdan oldin aralashtirib tayyorlash mumkin? Qaysi o'g'itlarni o'zaro umuman aralashtirishga bo'lmaydiganligi haqida qisqacha tushuncha bermoqchiman. Hurmatli talabalar, o'zlaringizga ma'lum, o'g'itlarni quruq holda aralashtirish kompleks o'g'itlarni olishda eng oddiy va iqtisodiy jihatdan foydali usul bo'lib, oziq elementlarni maqsadga muvofiq ta'minlash imkonini beradi. Amaliyotda quruq aralashma o'g'it olishning ikki xil yo'li bilan tatbiq etilgan bo'ladi. Bunda birinchisi omborlarda o'g'itlarni tayyorlash, tashish, tuproqqa solishda ishlatiladigan aralashmalarni qo'shma o'g'it aralashtirish qurilmalari hamda MVS3MD665 mashinalardan foydalanib, qo'jaliqlarning o'zida tayyorlash mumkin. Bu mashinalar qo'jaliqlarning hozirgi vaqtda hammasida mavjud emas. Yuqoridagi darajadagi ishlab chiqarish samaradorligiga ega bo'lgan qurilmalardan soatiga 40-60 tonnani aralashtirib chiqaradigan aralashmalar tayyorlash mashinalari bu markazlashtirilgan holatda bo'lib, qancha aralashtirsang da bir-birini yopishib sifatini yo'qotmaydigan o'g'irlar uchun asosan negiz bo'lib hisoblanadi. O'g'it ishlab chiqarish sanatining eng muhim yo'nalishlarining biri konsentrlangan oddiy va kompleks mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish bo'lib, kompleks o'g'itlarning sifat va samaradorligini oshirish uchun ularning tarkibiga magniy va mikroelementlarni qo'shganda qishloq xo'jalik vakillari va ularni o'stiradigan tuproq tillari xususiyatlari hisobga olishda alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aralashtirilgan o'g'itlar komponentlari kimyoviy o'zgarishga uchratmasdan olinadi. Ular ko'kinsimon yoki donadar holatlari bo'lishi mumkin. O'g'itlarni quruq holatda aralashtirish kompleks o'g'itlar olishdagi eng oddiy va samarali usuldir. Bunda bu tadbir ikki xil usulda amalga oshiriladigan bo'lib, bevosita qo'jaliqlarning o'ziga muqim va kushma o'g'it aralashtirishlar yordamida aralashtiriladi. Yuqori quvvatli moslamalar soatiga 40-60 soat yordamida aralashtirilgan mashinalar hozirgi aytib o'tganimizdek, o'z agrohim ta'minotining o'zida katta qo'jaliqlarda bir-birini yopishib qolmaydigan, gidrolizlanmaydigan o'g'itlarga tegishli bo'ladi. Aralashtiradigan o'g'itlarning o'ziga xos fizikaviy, kimyoviy xususiyatlari ko'p hollarda o'g'itlarni aralashtirish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Masalan, ammiakli selitra superfosfat bilan aralashtirilganda nitrat kislota bug'lari yoki azot oksidlari hosil bo'ladi. Mana ko'rsatilgan formula bo'yicha. Shuningdek, hosil bo'ladigan kalsiy nitrat aralashmalarining gigroskopligini oshiradi. Mana ko'rsatilgan formulada va oldingi formulada qarab ko'rsangiz, bu bo'l ushbu formulalar holi bo'lib o'tgan jarayonda oziq elementlarning biroz bo'lagi ammiak shaklida va boshqa shaklda havoga foydasiz ushib ketishini ko'rsatadi. Tarkibida kalsiy oksidini tutgan metallurgiya shakllari ammiakli selitra yoki ammoniy sulfat bilan, shuningdek ammoniy fosfat bilan aralashtirish mumkin emas, chunki bunda ammiak ajralib chiqadi. Mana pastdagi formulada ammiakning qanaqa ajralib chiqadiganligi haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan. Hurmatli talabalar, ushbu jadvalda har xil o'g'itlarni aralashtirish qoidalari haqida ko'rsatilgan bo'lib, bunda qara katakshada bir-birini aralashtirish mumkin bo'lgan o'g'itlarning ko'rsatilgan nuqtali katakda
kollaş aldıdan aralaştırış mümkün bolgan oğutların tizimi kursatılgın bol ak petekte aralaştırış mümkün emes bolgan oğutlar kursatılgın. Yani bu kanda işletilerdi. Hürmetli talabalar, dikkat kılıp karasanız, yani bu üstünde ammoni sülfat, ammafos, di ammafos, yani ammoni sülfat, ammafos, di ammafos filan aralaştırılışı mümkün. Ammoni sülfat, ammoni di ammafos, nitrofoska, ammiyaklı silitrami aralaştırılışı mümkün. Yani karak ketekşe, kore yapsalar mı? Al yendi. Nuktalı, toşkılı, setki formasında bulunduğunda natriyle, kalli ve başka kalsili selitralarını ammoni sülfat, ammofos, diammofos bilen nefasretistvenini pahat kollaş aldıdan aralaştırış mümkün degen bilgiler beni üstünde koyulsa aytaylık beni natriyle, kalli ve kalsili selitralarını beni ki maşevine bilen, superfosfat bilen fosforlu başka da suyuk onu bilen, fosfolipitler bilen, Thomas Schlag ve başka da setki formasında, nokta formasında kursatılgan otlar menen, pekat kışlak kocalık ekillerine kullanıştan aldı gene ağırlaştırmak onu. Bunlar uzak vakit turup kalsa birbirine yapışıp, hidrazilenip, sıfatı kaşıp, katıp kaladı, teknikada yürümeydi, toprakta ağırlaşmaydı, tüşmeyi kaladı da, katıp kaladı. Al yendi, bu akka takşada kursatılgınları. Aytaylık, kalsi siyanamitte, ammoni sülfat, ammofos, diammofos filmin aralaştırış umumu mümkün emez. Başka şahalat yüz birerdi. Yani nitramofos ammiyaklı silitranı, kalsi siyanamit bilen, ya ki Thomas Schlag, fosfat ve başka da, meneke, ahak kül bilen yanmasa, gönlen aralaştırışı mümkün emes degen ak katakşadagı bilgilerini gördünüz deme. Yani bir marta kaytalayman, karak katakşada kursatıkları birbirine aralaştırışı mümkün. Mene toçki formasında, setki formasında galarını, uşa uğutunu dalaga kullanıştan aldın aralaştırıp sırazı teknikaya bilen toprakka birişi mümkün. Ak ketektekilerde birbirine doğru geledikten cahilere, ak ketekişine doğru geledikten cahilere umuma aralaştırış mümkün emez deyilerini bildirilerdi. Hürmetli talebalar, bana oşa sizin okuvatırgan yönelişinizde oşbu tablitsanı her birinizden bir jüde yakışı bilip özleştirip özlerinizden can defterinizde çırp alışınızını jüde haklardım. Bugün ödüledigen mavzudun asasi mazmurluğuna mensillerini tanıştırıp buldum. İtibarınız için rahmet.